Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber bir kartvizit tasarımı yapacağız. Sizlerden gelen mail ve istekler doğrultusunda kitabımızı güncelliyoruz. Bana gelen maillerden bir tanesi de matbubaya hazır bir şekilde kartvizitin nasıl hazırlanacağı şeklindeydi. Öncelikle şunu dile getirmek istiyorum. Bir kartvizit tasarımını birçok programda hazırlayabilirsiniz. İnternette görüyorsunuz, Photoshop'ta da hazırlayanlar var. Illustrator programlarında da hazırlayanlar var. CorelDRAW programlarında da hazırlayanları görüyoruz. Ve tabii diğer vektörel tabanlı programlarda da hazırlamanız tabii ki mümkün. Ben Illustrator programını genelde tercih ediyorum. Bunun nedeni ise tasarım tabanı oldukça kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Photoshop programında hazırlanmasını çok kabul ettiğimi söyleyemem. Çünkü piksel tabanlı bir programdır. Programı firmanın üretim amacı basılı yayın malzemeleri hazırlamak değil, biraz daha piksel tabanlı fotoğraflar üzerinden ve web siteleri gibi, bu tip interaktif mobil uygulama gibi projeleri hazırlamamızda kullanmamız için üretmiştir. Fakat Photoshop'ta bir katalog, bir gazete veya bir dergi veya bir kartvizit hazırlamak hem zordur hem de oldukça yorucudur. Vektörel tabanlar bu alana yönelik hazırlandığı için bizlere sundukları altyapıda tamamen bu alanda yapacağımız çalışmalarda işlerimizi kolaylaştıracaktır oldukça. Sözü daha fazla uzatmadan çalışmamıza geçelim. Illustrator programını kullanacağız demiştim. Programımızı açıyorum ben. Program açılırken nasıl bir çalışmadan bahsedeyim size ben biraz. Açıkçası ben daha önce bir çalışma hazırlayıp aynısını yapıp geçmek yerine mevcut bir firma bilgilerini elimde barındırarak hep beraber bir şablon hazırlamayı daha uygun gördüm. Şimdi programımız açıldı gördüğünüz gibi. Öncelikle bir çalışma alanı oluşturalım. File menüsüne gelelim. New diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi New Document, yani yeni bir dosya oluşturacağız. Yani yeni bir çalışma alanı oluşturacağız. Öncelikle dosyamızın adını kartvizit yapalım. Advanced gördüğünüz gibi CMYK, buna dikkat edelim. Eğer CMYK değilse renk tipini RGB olabiliyor bazen. Onu CMYK olarak düzeltelim. 300 dpi çözünürlüğü gayet idealdir. Şimdi çalışma alanımız kartvizitler genelde ya 8'e 5 ya 9'a 5 olarak tasarlanmaktadır. Fakat benim bu söylemiş olduğum ölçü birimleri standart ölçü birimleridir. Daha farklı boyutlarda da tabii ki kartvizit tasarımları mevcuttur. Şimdi santim olarak yapalım. Şimdi ben 8'e 5 olarak tasarlayacağım. Yine standart üzerinden devam edeceğim. Yaygın kullanım bu olduğu için. Şimdi 8'e 5 yaptıktan sonra şimdi kartvizitte kesim payı vermemiz gerekmektedir. Yani 9'a 6 olarak verdiğimizde her bir kenardan birer santim, yarım santim pay vermiş oluyoruz. Fakat ben bu kadar gerekli olduğunu düşünmüyorum. 1 santim kadar 0,5 santim vermemiz yeterli olacaktır. Blade kısmında taşma paylarımızı buradan belirliyoruz. Şimdi göreceksiniz, açtığımızda çalışma ekranımızda kırmızı bir ekran gözükecektir. Çalışma alanımızı gördüğünüz gibi oluşturdum. Şimdi çalışma alanını tasarlarken nelere dikkat etmemiz gerekli? Ben öncelikle bunlardan biraz söz edeyim sizlere. Öncelikle bir anlat. Şimdi kırmızı alan şöyle 8 pardon bu benim kartvizit alanım. Yani baskıda çıkacak, yani elime almış olduğum alan oluyor. Şu kırmızı çerçevemiz, yani kesme payımız bazen
gözükmeyebilir. Orada height, width veya show width dediğimizde gelecektir. Şimdi çalışma alanımız kırmızı alan. Burayı şöyle yapalım. Sarı alanımız ise taşma vereceğimiz alan. Yani aslında biz zemini sarı alan içerisinde tutup yazılarımızı kırmızı alan içerisinde tutacağız. Bu sayede kesim yapıldığı zaman sarı alandan gidecek ve kırmızı alan yazıya kesime girmemiş olacak ve bu sayede yazılarımız kesime girmeden daha düzgün bir şekilde çıkacaktır. Şimdi benim bir logo alalım. Kartvizit'in logosu. Bu firmanın iki tip logo kullanımı var. Gördüğünüz gibi. Birisi yazı karakterle, biri de arkasında bir şekil ile. Bir de şu şekilde bir araçlar var. Adres, sosyal medya gibi, arka plan gibi, adam arkadaşların kurumsal. Şimdi öncelikle bu alanımızı alalım. Bunları siliyorum. Bunun ölçüsünü 8,8 santim ve 5 santim yapalım. Şimdi bu benim alanım, fakat az önce söylediğimiz gibi biz bu alanı buraya kadar çekmek durumundayız. Yani 8,5'a 9'a 6 olmuş oldu. Şimdi logomuzu da ben sayfamıza alıyorum. Biraz ufaltalım. Evet. Ve aynı zamanda bir resim kullanmamı istemişlerdi. Resimde hemen şöyle yapalım. Opacity değerini biraz düşürelim. Şimdi gördüğünüz gibi kesim olarak belirlediğimiz alandan da taşmış durumda çalışmamız. O yüzden Illustrator programında öncelikle mask yapacağım. Yani sadece alanı hızlayacağım. Gördüğünüz gibi sadece alanımız içerisinde kaldı. İlk defa tıklayarak ben bunu istediğim şekilde büyütüp veya tekrar değerini yükseltip fazlalaştırabilirim. Biraz kısaltalım resmin bütünlüğü açısından. Başlangıçta şu şekilde olsun. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi logo gördüğünüz gibi altta kalmış. Hepsini seçiyorum. Bekliyorum. Evet. Tam alanımızı oturtalım. Ctrl G yapıyorum. Zemini ve resmimizi grupluyorum. Arrange ve back diyorum. Şimdi daha sonra ön yüzümüze geçebiliriz artık. Arka plan, şimdi çift taraflı olarak ben tasarlamayı düşündüm. Arka tarafta sadece logo ve benden istenilen resmi yerleştireceğim. Ön yüze ise kurumsal bilgileri yerleştireceğim. Şimdi şöyle hemen anlatayım. Document Setup kısmından aynı çalışmadan bir tane daha oluşturacağım. Edit Advanced dediğim zaman alt tuşuna basılı tutarak şöyle yanına doğru bir tane daha çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aynısından oluştu. Bunları siliyorum. Ungroup yapıyorum, az önce gruplamıştım. Şimdi şöyle yapalım. Bunu da sileyim. Evet. Logomuzun diğer kullanımını da diğer ön yüzünde kullanacağız. Biraz ufaltalım. Aynı zamanda bir desenimiz var, bir
Bu desenimizi de kullanmayı düşünüyorum. Bu şekilde ufaltalım. Ve tabii bilgiler bu şekilde alalım. Şimdi sosyal medya ikonlarını genelde arka yüze yerleştirmek biraz daha sade tutuyor. Ön yüzü çok kalabalık tutmam adına. O yüzden logonun hemen altına tıpkı bu şekilde yerleştiriyorum. Şu görmüş olduğunuz siyah çizgilere çok yaklaşmayacak şekilde bu işlemi yapmamız gerekmektedir. Bu şekilde gayet iyi konumu. Logomuzu biraz aşağıya alabiliriz. Tamamdır. Daha sonra logomuzu şu şekilde ortaya alıyorum. Daha sonra adres bilgilerimizi bu şekilde aşağıya yazalım. Renk olarak aynı yapalım. Buradan merceğimize tıklayarak aynı renk yakalayabiliriz. Sadece bunları biraz koyu yapmamız gözü daha şık durabilir. Gördüğünüz gibi. E-posta kısmımızı da aynı şekilde koyu bir renk yapıyorum. Dikkat çekmesi açısından. Evet. Bunlara gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet. Şöyle bir desen. Şimdi desenimizi bıçağımızın da alanına bu şekilde yediriyorum. Bekliyorum. 9'a 6 bir alan. Gördüğünüz gibi alanımıza oturtmuş durumdayız. Kullanıcı bilgilerini yazalım. Örneğin ben ismimi yazıyorum. Biraz kalın yapayım. Hemen altına ünvanını biraz ortalayalım ve bunu ufak yazalım. Rengini de biraz beyaza yakın bir renk yapalım. Arka plan rengimizin belki biraz opastisini düşürebiliriz. Çok fazla oldu. Bu şekilde gayet güzel. Eğer istersek arka plana da bir renk deneyelim. Nasıl duracağı hakkında. Bir gradient kullanabiliriz belki. Şu şekilde yapalım. Rengi yapalım. Şöyle biraz çekelim. Çok fazla oldu. Biraz bu griyi de beyaza yakın bir renk yapalım. Evet. Tabii bu renkler şu anda sadece gösterme amaçlı yaptığım için renkler üzerinde logonun duruşu şeklinde, yazıların duruşu şeklinde daha farklı alternatifler deneyebilirsiniz sizler. Evet. Belki üstteki logo ile yazıyı birbirinden ayrıştırma amaçlı şöyle bir alan burada da belirleyelim. Arayı biraz kısalım çünkü oldukça kalın bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Şimdi logoyu ve yazıyı hepsini birbirine ortalayalım şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde.
kart vizitimiz şu anda tamamladık. Şimdi şöyle bir şey geldi aklıma. Mesela bazı kart vizitlerde görüyorsunuz kenarları dikdörtgen değil de oval oluyor. Bunu matbaaya nasıl vereceğiz? Bunu matbaaya verirken şöyle bir bıçak belirlememiz gerekiyor. Şimdi bunun 8 diyorum ve 5 diyorum. Bu benim bıçak alanım. Şu şekilde hemen kenarını oluşturuyorum. Biraz da ince yapalım. Çok kalın yapmanıza çok gerek yok. Şimdi gördüğünüz gibi bu kenar alanlar benim bıçak alanım. Şöyle yakından gördüm oturmuştur. Aynı çalışmayı bıçağımızı bu şekilde de veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Aynı şimdi şunu da belki bir ön bilgi olarak sizlerle paylaşabilirim. Aynı alanda iki tane çalışma mevcutsa eğer bıçağımızın aynısını diğer alana aldığınızda kontrol shift V yaptığınız zaman direkt alana konumuna yapışmış olacaktır. Gördüğünüz gibi şimdi kart vizitimizi tasarımını bitirdik. Peki matbaaya nasıl çıkış alacağız? Onu da hemen şu şekilde gösteriyorum. File diyoruz, save diyoruz. PDF olarak çıkış alabilirsiniz. Sorun çıkmayacaktır bu şekilde. İki sayfa olarak al diyorum. Şimdi Compress'dan Max'dan Alprinters Max diyorum. Yani hepsini seçiyorum. Şimdi göreceksiniz nasıl çıktığını. Normalde trimlemeniz de yeterli olabilir bazı yerlerde. Diğer ayarları yapmanıza gerek yoktur. Gördüğünüz gibi çıkışımızı aldık. Şimdi bakalım PDF'imize. Gördüğünüz gibi benim çizgilerimden kesim verdim ve sadece trim alanından yani kesim alanından kesecek dikdörtgense eğer ama yuvarlak olarak istiyorsak bizim bıçağımıza göre kesim yapmak durumundadır. O yüzden burada aslında gördüğünüz iki türlü kesim var. Birincisi dikdörtgen kesim, diğerisi de eğimli kenarları oval bir kesim olacaktır. Ben çalışma dosyasını CD içerisinde vereceğim. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.